Tabii ki olumsuz etkilenecek. Bu kararın şayet meclisten sağduyulu Alman kamuoyunun yüksek sesle böyle bir yanlışı yapmayın çağrısına rağmen Almanya'nın aleyhine olacak böyle bir yasa Alman meclisinden geçtiği zaman bu Almanya'nın aleyhine olacaktır. Bunda hiç şüphe yok. Tabii ki bu Türk-Alman dostluğuna ciddi anlamda zarar verecektir. Ümit ediyorum ki bu geçmez. Yani Haçlı anlayışının 21. yüzyıldaki temsilciliğine Alman solu ve Alman yeşilleri soyundu. Haçlı ittifakının, Haçlı zihniyetinin 21. yüzyıldaki Avrupa'daki temsilciliğini Alman solu yapıyor, Alman yeşilleri yapıyor ve bu iki kanatta da bir Türkofobya söz konusu ve özellikle bir Erdoğan korkusu. Cumhurbaşkanımıza karşı inanılmaz bir kompleksleri var, aşağılık kompleksleri var. Bu kararın meclise taşınmasında da bu komplekslerin, bu korkuların son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ve beraberinde Almanya ikiye ayrılmış durumda. Bir sağduyulu bir Almanya var. Bu kararın meclisten geçmesi halinde Türk-Alman ilişkilerine ciddi anlamda zarar vereceğini, Almanya'nın Türkiye'nin dostluğunu kaybetmemesi gerektiğini, Türkiye'nin bu anlamda Almanya için son derece stratejik bir güç olduğunu fark edenler ve bu doğrultuda bu yasa geçmesin diyenler, ardından da karşı tarafta Türkofobya, Türkofobik bir kesim. Bunlar da Türkiye'nin son 14 yılda geldiği noktadan, yükselen güç olmasından duydukları kompleksi Ermeni yalanı üzerinden, Ermeni soykırımı yalanı üzerinden Türkiye'yi sınırlandırmak amacıyla hareket edenler. Şimdi burada şu noktaya da dikkat çekelim. Bu meclise verilen yasa teklifinde Ermeniler ve Hristiyanlar tabiri var. Bu Almanya için son derece tuzak bir yasadır. Sağduyulu Almanların bunu fark edeceğine inanıyorum. Çünkü bu yasa tasarısının içerisinde Almanya'yı İslam dünyasına karşı sınırlandırma bir, kendi içindeki bütün Müslümanları reddetme duygusu var. Şunu söylüyorlar bu yasayla Alman solu: biz Avrupa'daki Türkleri, Almanya'daki Türkleri istemiyoruz, yok sayıyoruz. 4 milyon Türk var, 1 milyon 100 binine yakını seçmen, 2017'de oy kullanacak. Avrupa'da camiler, 5 bine yakın cami var ve Müslümanlar alın teri döküyor, vergi veriyor, eşit yurttaşlar, eşit vatandaşlar. Çıkıyor aklı evvel iki tane sol milletvekili ve yeşiller milletvekili, diyor ki siz Avrupa'da yoksunuz, Almanya'da yok hükmündesiniz. Bu Almanya için son derece endişe verici bir durumdur. Peki. Çünkü sebebi şu: buradaki 4 milyon kitleyi, beraberinde bütün Müslümanları yok sayarsanız siz demokrasiden, insan haklarından, eşitlikten nasıl bahsedeceksiniz? Evet, çok teşekkür ediyoruz konuğumuza. Bu yasa tasarı çıktığı zaman Almanya-Türkiye ilişkisi hangi noktaya gelecek? Metin Külünk, AK Parti İstanbul Milletvekili bize açıkladı diyelim ve sözü tekrar size İstanbul'a bırakalım.